Evet, bugün son Planeswalker'ımızı da işliyoruz. Artık bir serinin daha sonuna geldik. Bugünkü konumuz Liliana Vess. Benim için en top Planeswalker'lardan biridir. Çok severim, çok tutarım. Liliana'ya özel destelerim çoktur. Çok da yapmışımdır. Dene gelsin gene yaparım hesabımdır. Kendisi Dominaryalıdır. Dominaria da çok usta bir büyücü ve aslında bir healer'dır, bir şifacıdır. Liliana şöyle söyleyeyim, özünde temiz, beyazlar içinde harika bir şifacıdır. Bir ablası, bir kardeşi vardır. Kardeşine ekstra düşkündür. Kendi duygularını hiçe saymıştır bu süreçte. Oradaki hani kilise demek doğru olmaz ama hani gene bir din mabedinde saygındır. Ölülere saygısı çoktur. Mezarlıkları temizler, şey yapar. Onlar için ağıtlar okur. Dediğim gibi şifacılığı çok meşhurdur. Liliana'nın gençliği çok çarpık geçmiştir. İlk başta kardeşini Phyrexia gibi ama Phyrexia değil çünkü o zaman daha bunlar yoktu. Bir saldırıda aldığı enfeksiyon sonucu kaybetmiştir ve bütün şifasal yeteneklerini ona harcasa da onu kurtaramamıştır. Ve bu onu çok yaralamıştır. Kardeşine olan bağlılığı, onu arayışı, onu hayata döndürme arzusu onu gitgide beyazdan siyaha çevirmiştir. Nekromansiye başvurmuştur. İyi bir büyü ustasıdır. Nekromansiden ölüleri dirilttikçe karanlık onu kendi içine almıştır. Narsisttir. Çok temiz ölüden gocunmadığı için ölümden veya öldürmekten korkmaz. Aksine öldürmek ona keyif verir çünkü öldürdüğünü tekrardan kendine bir hizmetkar olarak canlandırabilir. Ablasıyla olan şeyde de ablasını da çok seviyor aslında ama Liliana ben merkezci bir kadın. Yaşlanmak istemiyor. Güzelliğini kaybetmek istemiyor. Seksidir, cilvelidir. 20 ile 30 yaşlar arasında gözükür ama aslında 200 kusur yaştadır. Tam doğum yaşı bilinmese de. Ve bu çok daha derin temelli bir anlaşmaya varar. Yani dediğim gibi Liliana karanlığın için o kadar gömüldü ki yani siyah saçlı, mor dövmeli, 1,80 boyunda. Dediğim gibi o 20 ile 30 yaşlarının tam böyle hani top zirvesinde olan bir hot model ablamızdır. Bunun için o karanlıkların derinlerinde anlaşması vardır. Yani büyük 4 iblisle bir anlaşma imzalar. Bunlar Kotopet, Griselbrand, Razaket ve Belzenkok'tur. Onlara bu gençliği ve gücü sürekli sağlamak kaydıyla bir bağlılık anlaşması yapar. Hatta Gatewatch'a Liliana'nın katılması amacı Gatewatch'ın koruması altında demonları, iblisleri, şeytanları yenmek vardır. Yani gene ben merkezlik açığa çıkıyor. Evet, Gatewatch'a belli bir şeyde hizmet ediyor. Hani savaşta, belada koruyalım, işte bir şeyleri arındıralım, temizleyelim diye ama en nihayetinde Liliana ki Jace'le birlikteliği de bu süreçte başlar. Bunları kendi nezdinde kendi sorunlarını çözmeye davet eder. Yani şurada şeytan varmış, gidip yenelim. Halbuki onun anlaşma yaptığı şeytandır. Yapamadı yani. Hani müttefiklerinin gücü o şeytanları alt etmeye hiçbir zaman yetmedi. İşte Jace'le kendi duygularını önüne geçemedi. Aşk meşk yaşadı. Hani Jace onun için zaman çarkını izlediniz bilmiyorum da zaman çarkında bağlayan daha yaşlı güzel Lanfear gibidir. Hani o da biliyorsunuz oradaki işte terk edilmiş 13 büyük terk edilmişten biriydi. Hani Liliana burada Jace'e öyle bir baskı kurmuştur. Hani daha mature kalmıştır. Onun dışında Liliana bu çözümleri kademeli kademeli aşabilmiştir. Zaten Magic'te çok güzel bir kart vardır. Eğer 4 tane Demon'ı oyuna aynı anda koyarsanız You Win Game der. O kart hangisinde şimdi hatırlamıyorum da benim Liliana deckimin içinde var. Hatta o deckim sadece lineal ile alakalı şeylere yaptım. Hani bütün kartların başında onun adı yazıyor. Hani o tarz kartlar vardı. Lily takma ismi. Ravenman diye bir karakter var ki o da Liliana'ya yanıktır. İşte o hatta ona öyle bir lakap takar ve Liliana'nın kendisine bir lakap takılmasına izin verdiği yegane adamdır. Ama onunla bir ilişkisi olduğumu inanın bilmiyorum. Gatewatch'ın devamında şöyle bir senaryo kurdular. Hani baktık biz yenemiyoruz abi. Seni öldü gösterelim. Liliana bir isyan başlattı. Yemin bozan gibi gözüktü. Akabininde bunu öldürüldü süsü verdiler ve Gatewatch üyeleri bunu ölü süsü verdi. Ve Gatewatch üyeleri dışında herkes Liliana'yı öldü diye kabul etti. Ve o zaman Liliana'ya gönüllü elçi olan birçok kişi birçok sözleşme ve bağlılıklar yani bu şeytanlarla yapılan Liliana'nın arındırma çünkü bunlar kanla yapılan sözleşme anlaşmalar ve gene kanla bozuluyor. İşte gidip bir bir işte Razaket'e ne bileyim Belzenkok'a, Griselbrand'a ve bilmem diğer alt iblislere bak bu kız öldü ortadan kalktı çünkü bu
Demonlar bütün evrenlere erişemiyor. Büyü bağlayıcı ama hani yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ben onun canlı olduğunu hissediyorum algısı yok. Bu öldü. Bütün öldüğünün de, çünkü bu iblislerin de kendi bir hani tabirine haber ağı var. Bütün evrenlere bir şekilde Liliana'nın öldüğü haberi verildiği için ve bir şekilde de ben gördüm, evet oradaydım algısıyla kulaktan kulağa da iyice abartılarak yayıldığı için bunun öldüğünü kabul ettirip gene aynı kontratlarda sözleşme feshedilmiştir mantığıyla iblisler kendi kanıyla mühürleyip azat etmişlerdir. Bu tamamen Gatewatch'ın Liliana için özellikle yaptığı bir şeydir. Fakat Gatewatch ona bunu yaparken Liliana kendi ben merkezciliğinden dolayı birazcık zaten özgürlük düşkünü ve o sözleşmelerden arındıkça kendinden kalkan yükü hissettiği için dürtüyor rahat tabirlerinde ise ve Nicole Bolas'la bir anlaşma yapıyor Liliana. Diyor ki gel biz ikimiz bunları alttan girelim üstten çıkalım diye. Şimdi Nicole Bolas müthiş bir Planeswalker'dır. Hani bu Planeswalker'lar serisi de belki diğerlerini de ele alarak devam edebilirim. Her ne kadar 6'da yani 5-6 bölümde bitireceğim desem de belki bir ikinci sezon çekeriz. Nicole Bolas bulup bulabileceğiniz en böyle unik karakterlerden biridir ki hani böyle dişiyle tırnağıyla orat diye gelmiştir. Fakat eksiklikleri var. Hal böyle olunca Lilian diyor ki onları ben kapatırım. Gel biz bunların işte altından üstünden geçelim. Ve Bolas'la o kadar büyük katliamlar işte kıyımlar yapıyorlar ki işte War of Spark meydana geliyor. War of Spark'ta aklınıza gelecek her yerden Planeswalker fışkırıyor. Bunların hepsi bunlara savaş açıyor ve bunun çok hoş bir trailer'ı vardır. Hani Linkin Park'ın müziğiyle yapılmıştır. O sahneyi aynen orada izleyebilirsiniz animasyon olarak. En son bir sahnede Planeswalker'lar işte saldırırken Liliana da kendi zombi ordusuyla onlara karşılık koyarken Nicole Bolas bir kadın ve çocuğu hunharca parçalayınca birden Liliana'da bir ışık, bir aydınlanma, geçmişe anlık bir flashback. Burası tabii ki de animasyonda yok ama ablası kardeşinin enfekte olarak öldüğü saldırıda Liliana'yı aynı o şekilde bir moloz yığın altında korumuştur ve kendisine geliyor, dönüyor Nicole Bolas'a. Ve orada ilk defa belki de Liliana'yı en böyle hani mercy modda görüyoruz. Kendisini feda etme uğruna Nicole Bolas'ın önüne atlıyor. Orada ölümü göze alıyor. Yani kendisinin artık öleceğini kabullenerek atlıyor. Fakat orada Gideon Jorah dediğimiz beyazların onurlu savaşçısı. Benim her seferinde nereye gidiyorsun diye dalga geçtiğimiz Liliana'yı geriye çeker. Öne atlar. Kendisini feda eder. Kendisi ölür ki ölümünün çok dramatik işlendiği tek Planeswalker odur. Kaybolur gider. Liliana bu duruşu görünce muazzam da bir suçluluk sezer. Bu arada Liliana'nın Gatewatch'la beraber kendisini kaybettikten sonra çok uzun süre Fiora diye bir yere taşınıyor. Burada Ana Laura takma adıyla hayatını sürdürüyor. Daha sonra kendi orijinal adını yani yeniden ben ölmedim buradayım demeden önce de Strixhaven'da zaten Profesör Serafina Onyx olarak yer arıyor. Hani karanlık sanatları öğretmeni olarak. Ki onun da kartını bulmuştuk bir videoda belki hatırlarsınız. Sonradan zaten Liliana oluyor. En sonunda da benim için en hayal kırıklığı olan oydu. Çünkü ben hani bu tarz creature'lar hepsi hoş ama hani Liliana hoş bir ablamız derken görsel anlamda da hoş diyordum. Fakat sözleşmedesinin yani dört büyük iblisle yaptığı sözleşmenin son aşamasında Liliana bir tek çünkü onunla bağlılığı kalmıştır. Diğerlerinden kendini azat ettirmiştir. Kotopede der ki ben üstüme düşeni yaptım. Çünkü orada kötülüğe hizmet devam ediyordur. Ama artık da arındım. Fakat ben yenilenen ve yinelenen bu genç çilli kaybetmek istemiyorum. Ama senin de üstüne düşeni yaptım. Artık bu anlaşmayı tamamlayarak bitirelim der. Ve orada da iblis arkadaşımız Liliana'nın bütün yüzünü ve gövdesini, bütün vücudunu ince ince iplik gibi çizgilerle çizerek şekillendirir. Ve bunlar kalıcı kalır. Hani Liliana evet genç kalacaksın, güzel kalacaksın ama işte o Swamp'in etkisi. Bunun izini de hiçbir zaman unutmayacaksın. Hani ipler unutulmaz hesabı. Ve bu güçlü büyüleri yaparken Liliana bütün bu çizgilerin mor renkte parlar. Eğer çünkü o güce de devam eder. O Demon'ın anlaşmasını sorunsuzca tamamlamıştır. Zincir pençe deriz biz ona. Zincir peçe deriz özür dilerim. Zincir peçeden güç çekerek yaparsa bir de o yaralar kanar. Hani biraz onu kullanmamaya özen gösterir. Kontrat izleri her geçen yıl ufak ufak siliniyor gibi gözükse de 250 kusur yaşına gelmiş bir abla için her zaman gözükmeye devam eder. Ama hala diyorum görünüşü 30'u geçmez. Son olarak da Liliana için şunu diyebilirim. Lüksü çok sever, parayı sever, dekolteyi çok sever. Çünkü üst gövde hallicedir ve onu göstermeyi sever. Kalçasını hoş göstermeyi sever. Bütün çizimleri meciğin onu seksi göstermeye yöneliktir. Seksi olmadığı anlarda da çok vahşi ve brutal gösterirler. Hani hangisindeydi? Sanırım 300 Spartalı'nın devam filmindeydi. Artemisia yerinin kafası
kafasını kesiyor, kesik kafayı öpüyor. Yani bunun aynı tasvir bir kartta Liliana için vardır. Akabininde meleklerden nefret eder çünkü kardeşini kurtarmadığına inanır. Ben sizin için bu kadar ölüye saygı duyarken, size dua ederken, hani o ilk beyaz hallerinden bahsediyorum, bunları yaparken siz bana gelmediniz diye, ki bu büyük iblislerle anlaşması o yüzdendir. Gider baş meleğin kafasını keser. Bunlardan aldığı güçle baş melekten çaldığı altın başlığı kafasına takmayı çok sever. O onun yani vazgeçilmez tacıdır. İbret alem olsun diye de her yerde gösterir. En sonunda da şunu diyeyim. Planeswalker'lık olarak yani evrenler arası seyahati yaparken havada zarifçe yürüyen siyah mürekkep rengi bir buhar bulutu eşliğinde kaybolarak gider. Kartı içinde şöyle diyebilirim. Liliana'nın Planeswalker kartı da oyuna girdiğinde çok güçlü etkiler yaratıyor. İlk çıktığında 2007'den beri. Şöyle bir özelliği var. Bu arada bu Transform hikayesini Innistrad'da işlerler. Onu da söylemiş olayım. Liliana'nın Loyalty'sini kullandığınızda bütün mezarlıktaki creature'lar sizin kontrolünüzde oyuna girer. Bence bu çok baskın bir loyalty özellik. Yani çünkü zaten dediğim gibi bu kartların oynanış sırası ister istemez oyunun ortalarına yakın ve mezarlıklarda bir yığın creature olabiliyor. Böyle bir loyalty kullandığınızda herhangi bir mana kostu demeden yığınla creature almak bence çok avantajlı. Liliana gene birçok franchise'da kullanılmıştır. Halen daha spellbook yapılmasa da şurada Liliana'yı görebilirsiniz. Şurada bir yerde otururken resmi var gene. Bilimum daha birçok yerde kendisinden esintiler görmek mümkün. Dediğim gibi Karanlıklar Kraliçesi, Queen of Darkness, artık ne vermek istiyorsanız daha kap olarak Lily'ye gider diyeyim. Yani en tırt hali Profesör Onyx haliydi. Ben onu o zaman algılayamamıştım ama isim değişikliği şarttı. Kendisini geliştirmesi, çünkü Strixhaven'da çok daha güzel tomar ve büyülere erişmiştir oradaki kütüphaneden. Daha sonra zaten Demon'la yapılan anlaşma derken Liliana bambaşka bir seviyeye geldi. En sonunda bütün niyeti, ne kadar kötü olursanız olun özünüz aynı. Amacı da şudur. Dominaria'da Dominaryanlardan atalarının evini alıp orada sakin bir hayat yaşamak ister. Ve bütün planı da şu an budur. Hatta kuzgun adamın yaşayış yılını o yüzden bilmiyorum. Çünkü bir yerde bu hani hayatın bir kesimindeymiş gibi geçiyor. Zira 250 yıl az değil. Ama bir yerde artık o son aşamada hani ben kaçtım, koptum, bolası gördüm, onu hapsettim. 5 demonla, aman 4 demonla yüzleştim. Baş meleğin kafasını kestim. Her türlü fanteziye ve baskınlık anlamında aşk, meşk, tutku yaşadım. Hani şuraya artık öyle daha sakin bir hayat yaşamaya geldim aşamasında mı yanına dahil oluyor? Yoksa o arada zevkine kurban mı gidiyor onu bilmiyorum. Ama Liliana da böyle. 5 Planeswalker Magic'e yön verdi. 5 Planeswalker son 20 yılı, 20 yıl demesem de net 15 yılı Magic için çok iyi ayakta tuttu. Bir kısmı onlara edildi, bir kısmı daha bekliyor. Liliana da bunlardan biri. Girdiğinden beri sevildi. Benim de favorilerimden biri. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu sezon artık bitiriyoruz. Son bir videom var. Onda da 5 top Planeswalker'dan konuşacağım. Ve belki de yeni sezon, yeni Planeswalker'lar, belki de Commander'lar bizi bekler. Bu mini seriyi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Son videoda sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Liliana forever.